Berat Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz haber aldık, alır aramıza kapınızı çaldık. Dedi ki, Çağdaş Demokrat Muhasebecilerine bulunur. 4 Aralık'ta yapılacak olan bir ön seçimle OTA Başkanlığı'na aday olduğunuzu öğrendik. Bu nedenle de 5 sanırım ki adayınız var. Adaylardan bir yer süreçimizi yaptık. Şu an ikinci adayımız sizsiniz. Siz de bir süreç yapalım dedi. Merhaba Tüngü kimdir? Bize biraz bilgi verir misiniz? Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Ben 1964 doğumluyum. Evet, 1964 doğumluyum. 1987 yılından beri bu mesleği icra ediyorum. 2000 yılından beri odamızda finansal muhasebe dersleri anlatıyorum. Hala öğretmenim devam ediyor. Evet, evet. Güzel. 2005-2006 yıllarda yanılmıyorsam Tesmer Yönetim Kurulu'nda görev aldım. Serbest muhasebeci mali müşavirlik görevim devam ediyor. Serbest bürom var. Bir oğlum var, evliyim. Çok teşekkür ederim. Mesleğe devam ediyorum. Çok severek yapıyorum. Mesleğimi de seviyorum, öğretmenimi de seviyorum. Bu şekilde benim kendimle ilgili bahsedeceğim. Peki Berat Hanım, niçin aday olmayı düşündünüz? Niye gerektirdiniz? İşinize gücünüz yok muydu başka? Evet, güzel bir soru. Niye aday oldum? Önce kendime bu soruyu ben sordum. Niye aday olmak istiyorsun diye. Ben hizmeti seviyorum gerçekten. Ben zaten öğretmenlik de yapıyorum, eğitimi de birilerine bir şeyler öğretmeyi seviyorum. Sonra dedim ki ben artık belli bir noktaya geldim, belli bir birikim sahibi oldum. Ama hani ben tamam çok bilgiliyim anlamında demiyorum bunu. Artık dedim bu saatten sonra da bu meslek camiasına bir faydam daha olsun. Beni bu mesleğe bir tık daha yukarı taşıyabilmem için ne yapmam gerekiyor? Başkan olursam daha faydalı olacağına inandım gerçekten. Neyi değiştirmek istiyorum? Mesleğin içinde yaşayan birisi olarak mesleğimizin çok ağır koşullarda yapıldığını düşünüyorum gerçekten. Her geçen gün mevzuat değişiyor. Her geçen gün bir işte faydalanıcıya ilişkin bilgi formu, GKP'tır, poşet beyannamesidir. Hep bize geliyor. Dolayısıyla ben bundan son derece rahatsızım ve bizim WhatsApp grubu var kadın meslektaşların. Onların serzenişlerini de duyuyorum ve üzülüyorum. Gece 12'lere kadar bu mesleği icra etmeye çalışıyorlar. Mesleğimiz çok ağır ve ben bunlara karşı çıkmak istiyorum. Yani ben meslektaşın sesi olmak istiyorum. Bunlara çünkü Maliye Bakanlığı bu kadar yükü üzerimize vermesine rağmen yeterince bize değer vermediğini düşünüyorum Maliye Bakanlığı'nın. Maalesef TÜRMOP'un da yeterince yanımızda olduğunu hissedemiyoruz. Yani burada yalnızlığı da hissediyoruz açıkçası. Şimdi defter beyan sisteminde bir tıkanıklık oluyor. Dolayısıyla biz kendi başımıza kalıyoruz. Ben dediğim gibi birinci amacım meslektaşın sesi olmak, mesleği belli bir yere taşıyabilmek. Çünkü meslek kendi bir yere gelirse ondan sonra ülkesine hizmet etmek. Bizim mali müşavirler olarak sosyal sorumluluk gereği topluma karşı dürüst olmak, toplumu doğru bilgilendirmek gibi bir amacımız var. Dolayısıyla da bunu yapabilmek için önce meslektaşın kendisinin kafasını kaldırıp bunlara kafa yorabilecek bir çalışma sisteminde olması gerekiyor. Öyle bir noktaya geldik ki biz artık katip gibi iş yapmaya başladık. Halbuki biz ekonomiye yön veren, dolayısıyla işletmeye yön veren bir durumda olmamız gerekiyor. Biz buna vakit bulamıyoruz. Ben şuna inanıyorum, muhasebecilerin, mali müşavirlerin sürdürülebilir kamu düzeninin sigortası olduğunu düşünüyorum. Çünkü bankalar bizim hazırladığımız bilançolara göre kredi veriyorlar, işletmeler yatırımlarını, maliyetlerini en aza indirgeyerek gereksiz harcamalardan kaçınıyorlar. Vergi idaresi alacağı vergiyi bizim verdiğimiz finansal tablolarla yerine getiriyor. Dolayısıyla da mesleğin belli bir yere gelmesini arzu ediyorum. Bunun için mücadele edeceğimi düşünüyorum.
O nedenle aday oldum. Birçok sebebi var yani, sadece tek bir sebebi yok. Mesela ben diyorum ki, ben başkan olduğum zaman ekip çalışmasına inanıyorum. Ben farklılıkların zenginlik olduğunu düşünüyorum gerçekten. Farklı fikirlerin, farklı insanların. Dolayısıyla bunu harmonize ederek birlikte bir şeyler üretmek istiyorum. Bunu yerine getirmek istiyorum ve başkanlığı ben lider olmak, bunun havasını yaşamak için de değilim ben. Ben sadece temsil yeteneğini yerine getireceğim. Ben çünkü tek bir insanım, tek başıma bir şey yapamam. Dolayısıyla... Bir iş yapabilir miyim? Tabii ki, tabii şimdi ki. Şimdi çok güzel konuşuyorsun, şiir gibi. Beş grup, kendi içinizde beş grupsunuz ama çağdaş grupsunuz. Evet. Hiç birleşmeyi düşündünüz mü? Güzel bir soru. Açıkçası... Çünkü bir ödülmeyi siz süpersiniz. Tabii, çok teşekkür ederim. Şöyle düşünüyorum ben. 5 grup demeyelim, ona da 5 aday var tabii. 5 aday. Evet. Tek grubumuz, çağdaş grubumuz. Doğru, doğru. Birleşmeyi düşündünüz mü? İlk açıklayan kişi benim. Ben aday olmak istiyorum dedim. Tamam. Yani dolayısıyla adaylığını koymak istiyorum. Birleşme noktasında bunun üzerine şöyle düşündüm ben. Ya bu kadar kişinin aday olması acaba grubun lehine mi, aleyhine mi diye düşünüyorum. Bir taraftan evet, gruba bir hareketlilik kazandırıyor. Dolayısıyla bu lehine olabilir diye düşünüyorum. Öbür taraftan da diyorum ki, acaba 5 gruba mı ayrılacak? Yani çağdaş grup, bir küsmeler, darılmalar olabilir mi? Onu da düşünüyorum açıkçası. Ben kendi adıma şunu düşünüyorum. Ben bu yarışa girdim ve kararlıyım gerçekten. Ben kaybetsem de, kazansam da, tabii ki amacım kazanmak, kazanmayı istiyorum. Bu duruşta olmayacağım. Yani ben bütün insanları kucaklayacağım. Bana oy veren de, oy vermeyen de, grubun parçalara bölünmesini istemiyorum gerçekten. Yani bu bir demokratik yarış diyorum. Hak eden, iyi olan, çağdaş gruba daha iyi emek verebilecek, benden daha iyisi varsa o olsun diye bakıyorum. O anlamda baktığım için daha yani birleşme konusunda henüz kafamda bir şey oturmadı. Hani öyle bir olay da gerçekleşmedi. Çünkü aynı ekipsiniz, aynı grupsunuz, evet. Aynı havayı temsiliyorsunuz. Evet. Ona denle ben verdim. Çünkü diğer arkadaşım da sordum. Aynı soruyu size de sormak gereği duydum. Çünkü birlikte kuvvet var. Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında ilk çıkarken ben dedim ki, grupta tabii ki bazen böyle şunun çıkardığı aday, bunun çıkardığı aday gibi söylentiler oluyor. Ben ötekileştirmeyi kaldırmaya geliyorum dedim birçok kişiye. Yani öteki oradan, buradan gerçekten diyorum ki ben, biz hepimiz çağdaş grubuz. Mali Müşavirler Odası zorunlu bir örgüt, sivil toplum örgütü. Evet. Aynı düşünenler bir arada değil ama çağdaş grupta aynı paralelde düşünen insanlar bir aradayız. O zaman niye bu kadar hani bölünmeler, farklı düşünmeler? Bunun için mücadele edeceğime inanıyorum. Ben insanlara gerçekten önyargısız bakıyorum. Ne olursa olsun, geçmişte kimi desteklerlerse desteklesinler. Biz bir grubuz. Kim aday çıkacaksa ön seçimler, onun arkasından yürümeye devam edeceğiz. Yani diyorsunuz, evet. Ne olursa olsun kesinlikle. Seçim bitti. Evet. Tekrar saracağız. Kesinlikle. Herhangi bir bölünme. Yok. Öyle bir şey şahsen kendi adıma hiç düşünmüyorum yani bölünme. Ben peki teşekkür ediyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Seçildiniz. Nereden başlayacaksınız? Şimdi öncelikle seçildim. Ben az çok bu seçim çalışmalarından, meslek mensuplarından onların sıkıntılarını öğreniyorum. Sıkıntılarının neler olduğunu öğrendiğim için önce oradan başlamak istiyorum. Mesela önce angaryaların bu kadar üzerimize gelmesiyle ilgili mücadele etmek istiyorum. Bu gerekirse bunu yerel gazeteler olsun, TÜRMOP olsun, oraya bunu dillendirmek, ısrarcı olmak istiyorum birincisi. İlk başlayacağım şey burası diye düşünüyorum. Siz bize düşündünüz mü? Nasıl? Bize düşündünüz mü iktisadi dayanışmayı? İktisadi dayanışma, neden olmasın yani, siz bana sürpriz yaptınız bugün, çok onur oldum, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten. İktisadi dayanışmayı zaten takip ediyordum. Bir dönem bıraktım, o da neden bıraktım? Bu seçim işlerim nedense gerçekten bazen kırılganlıklara sebep olabiliyor. Geçmişte ben mesleğin siyasetiyle çok ilgilendim.
Çok emek verdim. Bunu şey yapmak için söylemiyorum. Mesela enflasyon muhasebesi oldu, seminerler verdik, ilçelere verdim. Bunları severek iyi ki de vermişim diyorum yani. İyi ki onları yapmışım. Bilgilerle belki evet. Yeni arkadaşlar kazanmak, tanımak. Yeni insanları tanımak evet. Ve onlara yardımcı olabilmek çok güzel. Dolayısıyla da bu iktisadi dayanışmayı o süre bizim genel kurulları izliyordu, konuşmaları yayınlıyordu. Çok ilgiyle takip ediyordu. Bundan sonra takipçiniz oluyordu. Başla. Çok teşekkür ederim. Sonra tabii ben de biraz uzaklaşayım dedim. Herhalde ben biraz kendim uzaklaşmam gerekiyor. Bazen insanın kendi kendiyle olması gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Bazen kendimizi dinlersek doğruyu bulabileceğimize inanıyorum. O süreçte biraz takibi bıraktım size açıkçası ama bundan sonra... Ama tekrar başlayacağız herhalde. Tabii. Her hafta sonra biz sizi takip edeceğiz, siz takip edeceksiniz. Tabii ki neden olmasın. Ben çok isteyerek yaparım bunu. Teşekkür ederim. Peki seçildiniz. TÜBİTAK'tan neler bekliyorsunuz? TÜBİTAK'tan... Üst kurucunuzdan neler istiyorsunuz? Şimdi TÜBİTAK bizim meslek örgütümüz. Evet. Tabii ki yaptığı güzel şeyler de var. Yani ben bir eleştiri yaparken hiçbir şey yapmıyorum cümlesine karşılık açıkçası. Tabii ki güzel eğitimleri oluyor, çalışmaları var. Ruka gibi güzel bir programı kazandırmış bize. Yani bunlara okey. Ama istiyorum ki biraz sosyal medyada daha çok yer alsın istiyorum. Yani bir asgari ücret tartışılıyor ülkemizde. Bir meslek örgütünden biri çıkıp da asgari ücretin şöyle şöyle hesaplandığıyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Ve bunu yarım yamalak bilen insanlar medyada çıkıp anlatmaya çalışıyorlar. Ben biraz TÜRMOB'dan bunları bekliyorum gerçekten. TÜRMOB'un ülke ekonomisine yön vermesini de istiyorum. Açıkçası çıksın medyaya desin ki ya ülkemiz şu noktadan şu